ve hepimiz için belli bir duyguya girdiysek kendimizce, bir saniye, mantıklı bir sebep mutlaka vardır. Yani kıskanç bir insanın da kendine çocukluktan, oradan buradan getirdiği mutlaka mantıklı bir sebebi vardır. Onun mantık silsilesinin sonucunda girdiği bir duyguya sen bu çok saçma falan dersen onun bütün denklemini bozmuş olursun. O yüzden... Nasıl? Ya tabii çoğu zaman başka bir yorumlama biçimi onun içinde. Şimdi bizim için şöyle bir durum var. Bizler duygularımız, şimdi duygu fizyolojik bir şey ya, bedende de hissediliyor. Dolayısıyla insan hep kendini şöyle değerlendirir. Bu böyle hissettiğime göre, yani bedenimde bile bu şey çıktığına göre, demek ki ortada böyle hissetmeme neden olacak bir şey var ve ben haklıyım demek ki diye düşünür. Bu da beynin en böyle aslında yine açıklarından bir tanesi. Yani mesela ben öfkelendim ya, demek ki ortada öfkelenecek bir şey var. Bu kaygı bana geldi ya, demek ki ortada kaygılanacak bir şey var. Ama çoğu zaman öyle değildir işte. Yani çoğu zaman o olayı, öyle yorumlamayı geçmişten getirmişsindir. Zaten yetişkinlik, işte bu bilinçli farkındalık. Yani ben böyle hissediyorum ama ya belki de böyle hissetmemi gerçekçi olmayabilir diyebilmektir. Üst biliş deniyor buna psikiyatride. Üst biliş. Yani duygularının ve düşüncelerinin farkında olabilme becerisi. Buyurun. Bir şey soracağım da. Demin gerçi konu geçti. Şimdi şöyle erkek arkadaşımdan ayrıldı dediniz. Hani ben değersizim. Oradaki şey duygu hani ille mükemmelliyetçi olmaz değil mi? Yani bir insan hani becerememiş de olabilir. Orada o açıdan baksa belki daha kolay olmayacak mı? Tabii evet, yani beceriksizlik de kötü bir şey demek değil çünkü. Tabii. Şimdi o zaten o kodlar geçmişten getirdiğimiz kodlar. Yani biz şöyle bir yine kültürel bir şeye değinecek olursak, öğretmen bir şey anlamayan var mı dediğinde kaçımız rahatça el kaldırıyorduk? Yani... sanki böyle bir şey bilmemek, anlamamak, becerememek, başaramamak hep böyle kötü bir şey gibi öğrendiğimiz için. Evet. Yani çok kötü bir şeymiş gibi algılamak. Tabii tabii, o yüzden tabii bu çok büyük bir problem. Çok büyük bir problem. Ona göre yönleniyor yani. Nereden bakarsan. Öyle. Bizim kültürümüz kadar mesela, yani Avrupa kültüründe falan bizdeki kadar başarısızlık kötü bir şey değil. Adam diyor ki evet başaramadım. Şimdi nasıl başaracağımı yollarını arayacağım diyor. Onlar biz çalışmıyor mu? Süreç için çalışıyor. Sonuç için elimden geleni yaptım. Ama evet. Beceremedim yani. Evet. Bu değil miydi doğru? Doğrusu bu. Tabii tabii aynı şeyi söylüyoruz. Tabii ki de doğru bakış açısı o. Başarısız ya da değersiz yani başarısızlığın ya da bir şeyi o an için başaramamış olmanın değersizlikle falan hiçbir alakası yok ama işte öyle öğrendiğimiz zaman da kendimizi işte kusurlu ve değersiz hissetmemek için hep böyle başarılı olmaya, her şeyi dört dörtlük yapmaya gayret göstermeye çalışıyoruz. Şöyle birazcık evet tamam, bir yerlere doğru gidiyorum. Bu arada bu yine son bir iki tane şeyi de sunumu paylaşacağımı düşünerek zaten göndermiştim. Bu belki daha sonra bir başka toplantıda sadece farkındalık egzersizleri konuşursak uzun uzun anlatmak isterim bu konuyu. Fakat aslında şu hani Matrix fenomeni diye bahsettiğim şeyle çok alakası var. Zihin neredeyse zihnin tüm enerjisi ve potansiyeli de oralara gider. Yani ben şu anda buradayım. Mesela şu anda benim düşünün ki aklıma başka şeyler gelmeye başladı. Bir anda bende bir dikkat eksikliği gözlemlersiniz. Aynı şekilde bir problemle karşılaştığınız zaman da zihin ve bedenin aynı yerde olması o problemi baş etmek için çok önemlidir. Ama zihin hemen bir yerlere gitmeye böyle eğilim içinde. Dolayısıyla hayati zorluklarla baş ederken sadece o an olanı olduğu gibi gör. Durumu tanımla. Şu anda bunlar oluyor. Ben bunlarla nasıl baş edebilirim? Yani hemen böyle eyvahlara, vah vahlara, işte böyle olmamalıydılara, o böyle geçmişten getirdiğimiz inançlara değil, şu anda olanı görmeye çalışmak ve bunun için kendimizi pratik etmek gerekiyor. Buradayım, uyanığım, ayığım ve tamamen kendi yetişkin potansiyelimle bu olaylarla nasıl baş edebilirim? Ailemde çok önemsediğim, hayatımda en önemsediğim kişiyle ilgili bir Alzheimer teşhisiyle baş ediyorum mesela bir süredir. Ve şöyle, mesela bakın şimdi yine sesim titredi. Çok normal. Diyorum ki evet Hande, bu şey seni şu anda üzüyor. Tamam, kabul et. Fakat ne kadar baş edemeyebilirsin? Yani elinden gelen neyse onu bir şekilde koyacaksın.
bu şey niye benim başıma geldi, ne talihsizim, ne şanssızım, şöyleydi, böyleydiler değil. Şu anda olan gücünüzü fark edin. O durum sizin için gerçekçi olsun ve deyin ki ben bir yetişkin olarak bununla nasıl baş etmem gerekiyorsa baş edeceğim zaten. Yani neyse bu. Hayatın birazcık esprisinin bu olduğunu düşünmek beni çok rahatlatıyor yaşamda. Böyle insanların yaşamsal koşullar karşısında param varken nasıl bir adamsın, yokken nasıl bir adamsın? Yetenek varken nasılsın, yokken nasılsın? Sağlık varken nasılsın, yokken nasılsın? Paran varken dünyanın en cömert adamıydın da paran yokken hırsıza mı dönüştün? Ya da tam tersi, paran varken işte ne bileyim pintinin tekiydin, yokken bir anda sosyalist bilmem ne mi oldun yani? İşte ne bileyim sağlığın varken nasıl bir insansın? Sağlığın varken böyle gayet özgüvenli, sağlığın yokken depresyonda. Varlık ve yokluk arasındaki bir sınavdan geçiyoruz. Benim naçizane düşüncem bu kısım. Ve bütün bunlar varken ve yokken. Yani bazen kendini dünyanın en şanslı adamı görüp ondan sonra bir zorlukla karşılaştığında ne şanssızmışım ben diyorsun hemen. İşte bu sınav hayatımızı bir şekilde anlamlı kılan şey. Ve bu noktalarda hem varoluştan, doğuştan getirdiğimiz yetenekleri unutmamak, hep de kendimize daha iyi yetenekler edinmek için çalışmak gerekiyor. İşte o iyi yetenekler kısmında stresle baş edebilen kişiler, evet, daha sosyal kişiler. Ama bu sosyal şey değil, bağımlılık değil. Yani arkadaşlarla olmazsa asla, yalnız hiçbir şey yapamam gibi bir şey değil. Kaliteli, keyifli bir sosyallik. Çevreye daha açıklar, kendilerini ifade etme becerileri, bu çok önemli. Duygularını ve düşüncelerini ifade edebilme becerileri kuvvetli. Sakin, yaratıcı, kesinlikle üretken, empati becerisi güçlü ve mizah. Hayatımızın en çok eksik etmememiz gereken şey, bir insan mizahla karşılaştığında, yani bir şey gülerken ve keyiflenirken aynı anda stres hormonları salgılayamıyor çünkü. Öfkeyle baş etme terapilerinde de hep böyle mizah becerisinden bahsedilir. Çünkü aynı anda hem o mizah sırasında hissettiğiniz duygular hem de böyle o olumsuz duyguları, o yani o hormonların böyle kendini dengelemesi için bir şeye, yani bir dengeye ihtiyacı var. Dolayısıyla mizah çok önemli. İlla mizahı yapıyor olmak gerekmiyor. Yapana şahit olmak çok keyifli. İşte ne bileyim tiyatrolar, oyunlar, hep mesela benim kütüphanemde Ferhan Şensoy ve Aziz Nesin hiç eksik olmadan, yıllarca hiç durmadan açıp yani böyle en depresif zamanlarımda hemen bir Ferhan Şensoy okuyayım. Hemen işte ne bileyim bir böyle beni hani o anda keyiflendirecek bir şey okumaya çalışayım gibi böyle bir takım yöntemler var. Onun dışında bunlar hep aslında konuştuk. Bunlar özet, son 3 slaytı özet gibi verdim. Burada tekrar yani sunumu isteyenlerin alacağını düşünerek koydum. Çünkü bu hani çok vaktimizin yetmeyeceği bir yer ama pozitif psikoloji, pozitif düşünce anlatırken bir takım özellikler üzerinde çok uzun uzun duruyoruz. Onları ekledim. Bunlar böyle belki bir çıktısı alınıp böyle hep görebileceğiniz bir yere koyup üzerinde davranışsal olarak deneyimleyebileceğiniz şeyler. Şimdi pozitif psikoloji araştırmalarının, yani kendiyle, olumsuzluklarla ve olumsuz duygularla baş etme becerisi yüksek kişilerin hangi özelliklere sahip olduğuyla ilgili böyle bir çok madde var. Onlar içerisinde şu yazdıklarım böyle bir özet gibi aslına bakarsanız. Çok daha fazla şey de var ama mesela bilgelik çok önemli. İşte ne yapabilirim bunun için? Rutin bir işinizi seçin ve onu bugün farklı bir yolla yapın gibi. İşte açık fikirlilik. Bu mesela çok önemsiyorum. Aynı fikirde olmadığınız bir kişinin o aynı fikirde olmadığınız fikrini anlamaya çalışın. Mesela neden böyle düşünüyor olabilir üzerine böyle bir egzersiz yapın ki bence mesleki olarak özellikle hani yeni stajyer ya da yeni başlayan arkadaşlar için çok güzel bir deneyim olur. Çünkü diğer tecrübeli avukatlarımız da zaten böyle olması gerektiğini mutlaka çok güzel bir şekilde tecrübe ediyorlar. İşte öğrenme sevgisi, perspektif. Yani neler yapabilirsiniz? Mesela gergin olduğunuz bir zamanda yaptığınız bir şey yapmaya devam edin. Cesurluk çok önemli bir şey. Nasıl bir şey? Mesela ben yükseklik korkumla baş etmeye çalışıyorum 1-2 yıldır böyle meditasyon pratikleriyle. Normalde şunu ben 2 yıl önce hayatta yapamazdım. Böyle hani kaygılandırıyor ya. Burada mesela hep şey yaparız. Hemen kaçmak isteriz ya. Böyle bir durmaya çalışın. Yani durabildiğiniz maksimum seviyede. Biz mesela meditasyon pratiklerinde bazen böyle nefesimizi tutup
durabildiğin kadar. Yani o en seni gergin hissettirecek bir şeylere dayanmak. Bunlar böyle çok sizi zihnen esnetebilecek yöntemler olduğu için yazdım. İşte sizi kızdıran birine mektup yazın ama göndermeyin. Bana mail atabilirsiniz. Şimdi bir kız arkadaşım var. Sevgilisiyle 4 aydır barışmaya çalışıyor. Bir türlü olmadı. Her gün ona bir mail yazıp bana gönderiyor görüntüsünü. Bunu yollayayım mı? Diyorum füze at daha iyi. Yani bunu gönderme. Hani öyle ölmez. Yani böyle inanılmaz yani. Ama hani her yazdığında aslında o bir rahatlıyor. Bana gönder diyorum yani. Çok işe yarayan bir şey. İşte iyilikte bulunmak. İltifat etmek, konuşmak, işte böyle bir devamları var. Minnet yine çok önemli şeylerden bir tanesi. Bu arada espri anlayışım nasıl gelişirle ilgili de şey güzel bir yöntem, kendinle dalga geçmeye başlamak. Yani hep böyle biz çünkü şeydir ya hani birileriyle dalga geçeceğiz sanki. Komiklik oradan geliyormuş gibi. Öyle bir şey değil ama mesela işte bir gün boyunca kendinle yaptığın şeylerle. Bu arada ben bugün bayağı fıkra gibi başladım buraya. Öyle de kapatayım. İlk buraya oturdum, bir çay ikram etmişlerdi. Çayı şöyle şuraya koydum. Sizin oturduğunuz yerde oturuyorum. Çayı almak için kalktım şöyle, çayı aldım, geri oturmak istediğimde koltuk katlanmıştı. Biraz önce konuşmanın başında oldu, dolayısıyla yere kapaklandım. Sonra ikinci bir telefon düşürdüm galiba falan. Sonra da bu mikrofonla beraber çıkmışım dışarıda, sohbet ediyordum birileriyle. İki kişi koştu dışarıya böyle, hanım mikrofonunuz açık falan. İyi ki tuvalete gitmemişim dedim ben de onun üzerine. Kendinle dalga geçmeye başlamak en iyi başlangıç noktalarından bir tanesi oluyor. Yine de. Eğer tabii ki de yapabilecek bir şey. Yani bazen aslında son nokta. Her zaman böyle hani konuşulduğu gibi kalmıyor. Yani sadece tabii madalyonu temsilen burada değil. Hani ruh sağlığı adına böyle bazen. Doğru yol her zaman profesyonel. Bazen her zaman bir sürü kelime söyledim. En doğrusu bu olabiliyor. Efendim, çok teşekkür ediyorum. Sizi çok uzun tuttum. Şöyle biraz kapatayım. Sohbete devam edebiliriz. Böyle bekletmek istemedim kimseyi. Benim vakit sıkıntım yok. Biraz daha siz... Pozitif düşünce açısından. Artıları ve eksileri toplu alsın. Yararları hayattan. Kendisi iyi etmez. Tabii ki de tabii. Yani tabii iyi olanı düşündükçe iyi şeyle karşılaşma olasılığımız da çok artıyor zaten. İyi düşün, iyi yaşa. İşte evet, meseleleri mesele etmezsek ortada mesele kalmaz gibi. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ne olur kusura bakmayın, çok zamanınızı aldım gibi hissettim ama ben teşekkür ediyorum. Şöyle herhalde fıtık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için. Ay ne güzel bu. Harika bir şey. Böyle kapıyı. Ben teşekkür ederim. Şöyle ineyim. Pardon. Ya ben çok isterim. Evet. Tamam. Alabilirsem çok mutlu olurum. Çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Umarım ay inşallah devamı gelsin, çok isterim. Ben vaktim oldukça yani baro işte o böyle dededen anneanneden gelen manevi bir şeyle de